hemen buradaki binadan söz etmişti. Bu göçüğün altında insanlar olduğunu söylemişti. Kimilerinin yaşadığını söylemişti. Kimilerinin de hepsinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Kendisinin net bir bilgisi olmadığını, ancak binaya henüz kimsenin dokunmadığını bize anlatmıştı. Biz de haber yapmıştık. Daha sonra gün içerisinde burada çalışmalar başladı. Bu çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdü. Bu çalışmaların neticesinde de bu binada 3 kişinin sesi duyuldu ve 3 kişiye ulaşıldı. Burası Cengiz Topel Mahallesi, İbrahim Kaya Apartmanı, 5 katlı bir binaydı. Bu binada daha önce depremden hemen sonra yurttaşların yardımıyla 9 kişi sağ çıkarılmıştı. 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bir kişi de ağır yaralı bir şekilde enkazın altından çıkarılmıştı. Ancak kentte, ilçede birçok bina yerle bir olduğu için ekipler her yere yetişemedikleri için burada da bir çalışma başlatamamışlardı. Dün depremin 3. günüydü. Bizim de yaptığımız haberin ardından burada çalışmalar başladı ve şu an şu gördüğünüz noktadan, yani bu bina 2 katlı bir binaydı. İbrahim Kaya Apartmanı'nın bitişiğindeki binaydı. Buradan İbrahim Kaya Apartmanı'nın 1. katında oturan İde ailesinin 3 ferdine ulaşıldı. Sesleri duyuldu. Buradan bir yaşam koridoru açıldı. Yaklaşık 3 metrelik bir koridor. Şu an içeride genişletme çalışmaları sürüyor ve sesleri duyuluyor. İlk temas kuruldu. Hatice İde 36 yaşında. Oğlu Mehmet Naim İde 9 yaşında ve Melih İde 7 yaşında. 3 kişi yürütülecek çalışmalar sonucunda muhtemelen sağ salim ve sağlıkları yerinde bir şekilde çıkarılacaklar. Burada bekleyen ambulanslar var. 3 ambulans bekliyor. Sağlık ekipleri burada. Serum takıldıktan sonra sedyeleri alınarak hastaneye kaldırılacaklar. Evet, şu an sağlık görevlisi içeriden çıktı. Bulundukları nokta bir masanın hemen yanı. Anne ve iki oğlu masanın hemen yanına ilişmişler ve böylece bir yaşam alanı oluşturmuşlar kendilerine. Bugün 4. gün, 9 Şubat. Dondurucu bir hava vardı gece boyunca. -8 dereceyi buldu. Buna rağmen Hatice iyi de, çocukları Mehmet Naim iyi de ve Melih iyi de hayatta kalmayı başardılar. Ekipler de onlara ulaştı. Umarız en kısa sürede bu müjdeli haberi ve görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Burada ailelerin de bekleyişleri devam ediyor. Ailenin üyeleriyle görüştük. Mutluydular. Mutluydular ve sevinçliydiler. Bir an önce çocuklarının çıkmasını sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Biz de onlarla aynı sabırsızlıkla Cengiz Topel Mahallesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Kaya Apartmanı'nın önünde bekliyoruz. Umut hala tükenmiş değil. Soğuğa rağmen, dondurucu soğuğa rağmen hala enkazın altında umut var. Ve bu umudu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak ben ve muhabir arkadaşım Azat Altay ile birlikte ilk günden beri Pazarcık'ta bu çalışmaları, yıkımı, enkazı, insanların umudunu, öfkelerini, neşelerini, yaşadıklarını, her şeyi olduğu gibi sizlerle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, bu binadan, bu binanın da 2. katı tamamen yerle bir olmuştu. Ancak neyse ki 1. katı hala ayakta, sapasağlam ve buradan yan binaya, İbrahim Kaya Apartmanı'nın 1. katında yaşayanlara bu bina umut oldu. Bu ayakta kalan ev umut oldu. Bu umuda hepimiz birlikte tanıklık ediyoruz.